Evet, şimdi isterseniz size şu gübreli bahçede dahil olmak üzere işte bu kayıptan sonra gübre dökülmeye başlanan bir arazi dikkatimizi çekti. Size orayı da göstermek istiyorum. Bir cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşi yayınımızda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tekerleri yakarak da onu kezmiş, fidan diktirmiş, süsü vermiş. Büyük ihtimal ablamı gömdü. Yani o dönem fidan zamanı değildi. Mezar şeklinde kazılıp üstüne zamansız fidan ekildiği için 50 yaşındaki kadının öldürülüp gömüldüğü şüphesini barındıran bu iddia üzerine ekibimiz harekete geçti. Bahsi geçen araziye giderken yanımızda Hatice Musaoğlu'nun gelini vardı. Nevin Hanım, bu evin arkasında mezarlık gibi bir yer vardı. Kazıldı denilen nokta nerede? Bu evin arka tarafında. Dedikleri şey de şu aşağıda. Şu yeşillenen yer mi? Yeşillenen yerin bir üstü, ayvaların dibi. Neresi şimdi o bahsedilen fidan dikildi denilen yer? Şurası bir yer. Şu yükselti mi? Bu yükselti ne olmuştu? Burayı kayınvaliden bahçe sulamak için kuyu kazmıştı. Sonradan da su çıkmadığı için, su dereden aktığı için, buradan çıkmadığı için eşim erikleri budadı. Bütün dalını, talaşını buraya yığdık. Burada yaktık dalını, pıtırağını. Odun olanları oduna ayırdık. Odun olmayan çalısını çırpısını da burada yaktık. Buraya fidan dikilir mi? Sağdan soldan bulduğunu eliyle soktuydu. Tutarsa da tutmazsa da. Karın yağmurun altında çürür diye toprağa soktu eşim onları. Ne oldu o fidanları? O fidanları jandarmalar kazdığı için tekrar dikmişler ama tutmadılar. Siz bu çukurlara aldanıyorsunuz ama ormanların suyu sel olarak geldiği için. Buradan su akıyor. Buraları su kazıyor. Bu fidan olayları, dikilme olaylarının olduğunda buralar su muydu? Bilmiyorum, kar mı vardı, su mu vardı. Dediğim gibi her kar, şey. Kar, donuk kar varmış. Kar yeni çekilmiş. Ama kar varmıştır, su yokmuştur. Burada bir işlem yaptınız mı son zamanlarda? Hayır, hayır. Hatice Hanım'ın bahçesini gübre alanına mı çevirdiniz o gittikten sonra? Oradan su çıkmadığı için Hatice Hanım burayı bahçe yapmaktan vazgeçmiş. Oraya da su çekmesi zor olduğu için çayın kenarına yaptı bahçeyi. Ondan sonra da yani Hatice Hanım gittikten sonra siz nasıl işe yaramıyor deyip kuyuyu kapattınız. Biz de su yok nasıl olsa hayvan da koyacağız içine düşmesin diye sağın solun çalısıyla çırpısıyla kapattık. Ağaçlarda filiz sürmesin kış ayında bir dağılım yaprak açmadan diye biz onun için kış ayında yaptık. Yani su kuyusu oranın üstünde var zaten, oraya tekrar kazmaya gerek yok ki. Orada bu var mı onun üstü yanında? Su kuyusu var. Var mı? Su benim bildiğim dereden çıkar su. Kaştan su çıkmaz. Orada kaşıdı. O kazılan yer kaşıdı. Oradan su kesinlikle çıkmaz. Su kuyusu vardır orada. Ama oranın üstü yanında bu var mı? Bunlara sor. Bunlar daha iyi biliyor. Evet. Bu var mı üstü yanında? Ben zaten bunlara baktım. Bunlara maddi ki diye. Ben bunlara baktım. O suyun böyle çukur aşağısı. O suyun içine bile baktım ben. O bunların. O bahçe. Sonradan buldum o kazılmış yeri bahçenin içinde. Hem evin arkası fidanlı, gözükmeye yani. O kazdıkları yer gözükmediği için, duş olduğu için orayı kazmış. Aslında hanımefendinin dönülmeyeceğinden o kadar eminler ki. Emin tabii ki. Çünkü her şeyde değişiyor. Mesela hani su kuyusu kapatılıyor. Su kuyusu kapatılmıyor. İşte öyle söylüyor işte. Annem ya, bir oraya diyor. Su kuyusunu ablam kazmaz ki orayı. Üstü yanında buhar var ki orayı niye kazsın? Hayır. Ben Aydın Bey'le Nevin Hanım'ı söyledim. Sen tamam, burada diyorlar senin... Benim ablam buraya gömülmüştür, üzerine de fidan ekilmiştir dediğin yerde onların iddiasına göre senin ablan oraya şey yapmış, su kuyusu açmış. Sonra bunlar kar yağarken o su kuyusunu kapatmaya karar vermişler. Üzerine de fidan dediğimiz şey aslında benim anladığım ağaçların dalları kopmuş, onu oraya böyle dikmişler, sokmuşlar yani. Kokluymuş herhalde. He? Kokluymuş. Nereden buluyor kökünü? İşte kok. Hayır diyor ki. Oral fidanlık zaten. Hayır. Bir tane şey çıkarmış oraya dikmiş. Ama diyor ki biz diyor burada çalı çırpıyı toplarken diyor. Heh. Çalı çırpıyı da oraya koydu diyor işte çıkarsa yok, diyor. Yok yani hususi dikmiş. Artık yani onu öyle dikse bunu böyle olur mu diyecekti onu bilmeye mi? Koklu sokmuş. Kazılan yere. İyi de kar yağışı altında fidan dikilmeyeceğini bilmiyorsa onu da bilmez işte. Bilmiyor işte atıyor kafadan. Kar kalktıktan sonra kazıldı zaten işte o kazıldıktan sonra işte artık neyle yaptığını bilmiyorum ki. Jandarmaların kazdığında öyle dediler, hırtlağından gömmüş dediler aslında yani. Aslında senin jandarmaya gittiğin vakit kaybından 2 ay sonra değil mi orayı fark edip? İşte yani tam tarihini ben, hatırlayamıyorum, işte şeyde vardır. Onu çünkü hani beni nezaret haneye attılar dediği zaman evet. O da işte Şubat, o da Mart. Yani evet. Sen o zaman gidiyorsun işte bakıyorsun evet işte, oralara. Biz acaba da kaldık bunların laflarına göre. Düşünemedik ki sonradan 2 ay sonra ses olmayınca bu kesin öldü de onlara gömdü diye aramaya gittik biz de. Orada da zaten kazılan yer dikkatimizi çekti. Şöyle üstüne bastım zaten geriden zaten dikkatimi çekti. Zaten
şeyin içi böyle geçilmiyor yani onlara ait olduğu için oran. Evin arkasıydı. Ben üstüne bastım baktım yeni kazılmış idi orası. Yeniydi yani. O dikkatini çekti onu jandarmaya evet, söyledim. Evet oradan bildim zaten. Efendim Cemile? Son Şubat ayında kalktıktan sonra Mart Nisan ayı ekili fidanla yani kesilen şeylerin üstüne de babam fidan ekerdi. Ola zaten şeydi hep. Zaten dikilmiş. O günden bu kadar oraya fidan ekilmemiş yani. Ama işte o gübreli yerde biz Müge'ye bir bağlanalım. Başında bekledim. İlçe ben. Emniyetle de araları 10-15 dakikaymış aslında yakın yerlerden yakın bahsediyoruz. Yakın işte biz yürüyerek gittik zaten. Müge'cim. Müge'ye bağlanabiliyor muyuz arkadaşlar? Müge nerede şu anda? Müge Hanım evet şu an. Şu anda bahçedeyiz Müge Hanım. O bahsedilen noktayı size göstermek istiyorum. Hadi bakayım şuradan ha. Biz buraya geldiğimizde bugün de dahil yani inanılmaz bir gerginlik hakim burada. Çok korku hakim. Şu anda Nevin kendini evine kapatmış durumda. Yani kamera yokken bile konuşmak için bile karşımıza çıkmıyor şu anda Nevin. Neden çıkmıyor ki? Ben hızlı bir şekilde suçlu olduğum için. Müge Hanım şimdi bahsedilen yer. Bir dakika hemen kameraman arkadaşımız geliyor. Dur, bekle bekle. Gelelim böyle. Böyle gelelim. Oradan düz gelelim. Bekle ki. Abloyla. Tamam. Şu nokta işte bahsedilen kış ayında bir başına ve öbür başına fidan dikildi dediği mezar gibi olan yer. Hala yükselti burada duruyor. İşte Halime Hanım'ın iddia ettiği yer burası. Bizim dikkat çekmeye çalıştığımız o gün özellikle ben Nevin Hanım'la konuşurken şu yandaki arazi. Burası bakın çitlerle kapalı. O dönem Hatice Hanım burada kalırken burasını bahçe yapmak istemiş Müge Hanım. Ve buraya bahçeye su gelsin diye yukarıda olan bunlardan gelen işin suyu buraya taşımak istemiş iddiasına göre. Ancak burası Hatice Hanım'ın kaybından sonra nedense gübre alanına çevrilmiş. Bakın etrafı görüyorsunuz her yer gübre atılmış vaziyette. Burası kazılan bölgenin hemen yanındaki Hatice Hanım'ın bahçesi. Nedense burada ekim yapılan yerde şu anda hayvan gübreleri mevcut. İşte Halime Hanım'ın bahsettiği nokta mezarlık alanında gene bu bahçenin içerisinde. Nevin Hanım burada buraları gösterirken inanılmaz derecede rahatsız oldu bizle konuşurken. Çünkü ben birkaç kere üst üste yani neden bahçeyi gübre alanına çevirdiniz, neden işte bunu kazdınız, işte erik ağaçlarını söktüm dedi ama her taraf bakın gene her taraf sık ağaçla dolu. Yani buradaki ağaçları kesmemiz gerekiyordu diye anlattı bize. Ama kendisi de aslında sizin yayında sorgulamanıza rağmen ben fidan ne zaman ekilir bilmiyorum demesine rağmen burada kendi ağzından kaçırdı dedi ki eşim dedi bana dedi bunu dedi bahar ayında tekrar ekeriz sen başına fidan koy diyerek anlattı bana dedi. Aslında yazın bahar ayında bu fidanların dikileceğini de biliyordu. Israrla size söylemek istemedi. Yine aynı şekilde ya ne kızı fidanı ya, ya bir şey söyleyeceğim. Oraya gelmeyeyim geçeyim ne fidanı yani. Köklü falan diyorsunuz. Ne fidanı yani? Ancak bir yerden bir şeyi sökersin, oraya ekersin. Fidan dediğimiz şey bir ağacın hani yanında çıkar, yetiştirilir, onu ekersin. O da zaten Şubat'ta, Mart'ta, Kastamonu'da. Yani ancak bahar olduğunda, havalar de, ısındığında ancak... İşte sökmüş de hayatım. Bir de bak 18 yıl öncesini kışıyla, 18 evet. yıl sonrasını kışı da aynı değil. Yazı da aynı değil, kışı da aynı değil. Şimdi hepimiz... Yani iklim zaten, değişti. Yani İstanbul'da bakın, değişti, Kastamonu'da da değişmişti. Zaten şuradaki yeşillenmeyi görüyorsunuz. Yani kadın şu anda kuru ama yani zaten bu su yolu. Bakın şuralar hep su yolu. Yani kadıncağız da orada bahçe yapacağım derken yani domates, biber falan ekecek. Yani bahçe dediğimiz o değil mi? Evet, evet. Domates. Şimdi yani onun böyle domates, biber ekim dediği yere mi gübre dökülmüş? Evet. Niye? Çünkü orası düzlük olduğu için ama gübreyle kaplamış. Hayır, orası eve yakın değil mi Müge? Öyle mi o tarafa? Müge yakın değil mi o gübre dökülen yer eve? Müge Hanım burası evin hemen arkası. Hemen arkası. Bakın şuradaki eğimi görüyorsunuz değil mi? Şu eğimin üstü evleri. Evini gösteriyoruz şu anda. Evlerinin arkası zaten pencereleri buraya da bakıyor. Yani burayı bahçe olarak kullanıyorlarmış ama bakın bu alan Hatice Hanım kaybolduğundan beri gübre alanına çevrilmiş. Enteresan. Burası bana göre çok manidar. Neden? Bir de kokar. Halime Hanım, bir de Halime Hanım
hani olayı ihbar ettikten sonra, burada ceset gömülü dedikten sonra, o cesedi şayet bu iddiaya göre konuşuyorum, o cesedi oradan aldılarsa, o cesedi çok uzağa taşıyamazlar. Neden? Çünkü orada ciddi bir artık herkesin ilgisini, ilgi odağı olmuş durumdalar. Evet. Evet. En yakında bir yere taşımak gerekir. Hem kendi arazileri, hem kontrollerinde olabilecek bir yer ve hem de yakın, taşıması da kolay bir yer. Yani burası, Halime Hanım'ın iddiası doğrultusunda düşündüğümde, burası cesedin gömüldüyse ikincil gömülebileceği bir alan gibi düşünüyorum. Yani vallahi buraya bak, Halime Hanım bakmak akıllı bir gerekiyor. Kadın. Benim anladığım evet. kadarıyla, yine bu hani anlatılanlardan ortaya çıkıyor. Benim anladığım kadarıyla bu kadın Ocak ayında kaybolmuş. İşte kardan bunlar çıkaramadığı da, için yakına gömmüş. Bunlar da... Çok kar vardı. Yok gri arabaya binmiş, yok griymiş, yok şuymuş, yok buymuş demişler. Bir durmuş aile. Sonra bakmışlar, üzerinden iki ay geçmiş. Gelen giden yok. Bu sefer de Halime Hanım toplamış kardeşlerini, gitmiş bir bahçeye, bağ bahçeye bakayım demiş. Ama anladığım kadarıyla siz zaten en baştan beri şüphelendiniz en bu olayda. En baştan şüphelendik, evet. Şüphelendiniz ama diyecek bir şey yok. Evet. Sonra gidince... İşte kardan kıştan çıkılmış, yeni kazılmış bir yeri de görünce burası niye böyle kazılmış? Tam metresi falan da uyuyor bir ceset gömülmeye diye. Kadın orada aslında şüphelerini, zaten şüpheleniyor. Onu da görünce şüpheler artıyor. Evet. Bunun üzerine de gidiyor, diyor ki böyle böyle. Yani orası da kazılmış. Fakat diyor ki biz gidip şikayet ettikten 3 gün sonra gelindi orası kazıldı. Evet. O arada da çıkarıldığını düşünüyorum diyor. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Bunu da gördük. Yani bizim evet. de bu programda görmediğimiz kalmadı yani. Ben cesedin yerini de 3 kere değiştiren burada konuyu işledim. 3 kere yer değiştirdiler yani. Su için kazıldı dese mesela i̇şte bak şu çubuk olsa haklı. Gaziantep'teki fıstık tarlası. Zeynep'in abisinin adı neydi? Melike olmayınca isimleri bulamıyoruz. Muharrem. Bizim Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde de kaç tane yer değiştirmişler. Şimdi insanların eğer kafasına bir şey koyuyorlarsa her şey yapılabilir. Hı? Bu konu için söylemiyorum. Ama bakın ben yine ben Aydın Bey'i burada tanıdım. Aydın Bey burada sessiz, sakin bir adam. Hayır ama öyle diyor bir ki, değil ki. Ama diyor ki kardeşi daha annem babam öldüğünde ilk maaşını aldığında annemi silah doğrulttu diyor. Evet. Şimdi ben onun da yalan söyleyeceğini düşünmüyorum bu konuda. Hayatta yalan söylemem. Yani bize silah doğrulttu annemin maaşını almak için diyor. Şimdi burada sessiz, sakin bir adamdı. Ben onun hakkında yorumda bulunamam. Ama bu ifadeler, kibarcasını söyleyeyim, hadi çelişkili. Çünkü yalan söyleniyor. Yalan söylemek zor bir iş arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Şimdi burada sen gördüm diyorsun. Tutuklanıyorsun. Tamam mı? Yani biz, ya savcıya Allah hiçbirimizi savcıya, yani ne şikayetçi olarak ne mağdur olarak. Veyahut da sanık olarak, şüpheli evet. olarak. Ha, şüpheli olarak da çıkarmasın yani. Burası savcılıkta, Adalet Sarayı'nı gördü mü insan bir tedirgin oluyor değil mi? Evet. Suçun olsa da olmasa da yani. Niye ben buradayım diyorsun? Hani evimde otururken. Şimdi gittin karşısına. Ben 3 gün sonra annem kaybolduktan 3 gün sonra gördüm. Madem gördün niye söylemedin kız kardeşlerine, teyzelerine biz onu gördük diye? Şimdi soruyorum. Görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Kim görmüş? Kahveci görmüş. Kahveci diyor ki böyle bir mevzu geçmedi aramızda. Görmedim zaten diyor. Yani 6 yıl boyunca, bir de arkadaşlar unuttum 18 yıl öncesini diyorsunuz ama 6 yıl vermişler bu ifadeyi. Yani 2012'ye kadar biz annemizi gördük diyorsunuz siz Kastamonu merkezde. Kaybolan da bir anne, öz annen, konu komşu değil yani önemsemedim belki bulunmuştur diye ilgilenmedim desin. Öz annen 3 gün susuyorsun. Böyle bir 6 yıl yok. Boyunca da senden ifade alınırken 6 yıl boyunca annene Kastamonu merkezde gördüğünü hatırlıyorsun. Şimdi niye unutuyorsun? Yok. O lafı güzel. Şimdi niye unutuyorsun? Tamamen lafı güzel. Bir de bir görüyorlar kadın İstanbul'a gidiyor. İstanbul bileti aldım. Yetişim diyor fizik tedaviye. Bir başkasının ifadesinde şimdi karısı öyle söylüyor. Karısı ifadesinde diyor ki telefonuna niye cevap vermiyorsun? Telefonumu kaybettim. İstanbul'a gidiyorum. Durun şimdi beni geç bırakmayın. Otobüs kaçıyor. Ama ötekisi cebinde diyor parası ki, yok bu arada. Annenin para istiyor çocuğundan. Ötekisinde diyor ki ben Kastamonu'da fizik tedavi görüyorum. Bir tanesinde diyor ki ben muayeneye gideceğim. Benden para istedi. Sonra Almanyalı birine kaçıyor. Ya bu kadın nereden buluyor? Cebinde parası olmayan kadın.
o günden sonra, kaybolduğu günden sonra da maaşını hiç çekmiyor. Sonradan da Cemile çekti diye ısrar ediyorlar. Ya Cemile de diyor ki, yani bunu kullananlar bilir. Dul ve yetim maaşı alanlar bilir. Evdeki kızların çeyiz parası çekme şansları vardır. Evlenecekse devlet onlara toplu bir para verir. Evet, sonra aynen. Sen o toplu parayı taksit taksit geri ödüyorsunuz herhalde, evet, değil mi? Evet. Yani geri de istiyorlar değil mi devlet? Evet. Ben bir toplu çeyiz parası veriyor. Babası da ölmüş. Annesinin de durumu yok. Aslında çok güzel bir uygulama yani. Tabak alsın, çanak alsın, boynu bükük gitmesin. Sonra öder diyor. Kız da diyor ki ben annemin maaşını çekmedim. Ben annemin tabak çanak parasını çektim diyor. Ayrıca o maaş düzenli çekilmediği müddetçe 6 yıl çekilmez. Yani kadın yok ortada. Kadın hakkında kayıp başvurusu var. Sonra diyor ki 6 yıldır ben baktım annem çekmemiş. E çekmemiş, çekemiyor. Hayatta değil ki çeksin. Müge'cim bir de tabii bir 17 yıldır ekilmeyen de bir tarla var. Ondan sonra burada arkadaşlar size gösteriyorlar. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Yakın çevresinde gelebilir onun ekip ekmediğini sonra, ama. Şimdi annenizin evi hangisi? Bu yanki. Cemile bir göstersene. Soldaki. Sen gösterme. Gel. Soldaki ilk. Sevim. Yolun üstünde. Sevim hangisi sizin ev? Artık sizin ev de değil. Oraya git, oraya. Şu, gel gel. Tutarım. Sevim oraya git. Hangisi sizin ev? Soldan ilk yolun üstündeki. Şu ev. Evet. Güzel değilmiş ha. Evet. Yeni yapım. Hepsi yeniydi. Anne, evin arkası da bahçe. Annesiyle babası yaptı. Ne güzel evler ya. Annemle, gel, şöyle gel bir görsün. Ya yani şu evden bahsediyor. Evet. Benim de şeyim nerede bilmiyorum. Sevcan nerede? Şu evden bahsediyoruz. Kan emekleri vardı onun, kan. Peki bu bahçede sizin mi buralarda? Evet. Onların. Hepsi bizimdi. Ha? Hepsi bizimdi. Kızım siz yerinizi de kaybettirmiyorsunuz. Elinizden kaçırmışsınız, haberiniz var mı bilmiyorum da ya. Müge Hanım o evin şeyi, onun üstüne gözü uyuyormuş. Bu şeyini çıkarttırmış, tarlalarda gözü uyuyor diye ev çıkmıyor diye. Demek ki onun üstüne geçmiş ev. Çıkmıyor bu, diye evin bu arka tarafı full bizimdi. Evin bahçenin... Öyleyse güzel. Burası sizin yani. Evet. Bahçenin, ben fidanın üst yanında da kuyu vardı. Su kuyusu. Su kuyusu ne oldu? Artık oradan sonra bilmiyorum. Kapandı durar, mı? Durar, su hayır, su kuyusu hala duruyor mu orada? Durar, durar. Bir şey olmamıştı ona. He? Durar o, durar. Ne zaman gördü? O su kuyusu her çok zamandır duruyor yani. O köylüye ait. O, sadece bunlara ait değil ama o tarafta bunun olduğu için bununla kullanıyor. Hiç unutma. Anlıyorum. Müge'ye tekrar bağlanacağız. Nevin Hanım'ı da soracağım. Nevin Hanım niye konuşmuyor? Bir ara verelim. İnsan her aile nasıl bu kadar güzel olabilir?